Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasanın 67. maddesinde düzenlenmiş. Kanunda öngörülen şartlara haiz olan her vatandaşın kullanabileceği bir haktır. Biz bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Köylü Ahmet Ağa, Esnaf Mehmet Ağa, memur Plancı, siyasetçi Mehmet Bey, herkes kim sandığın başına gittiğinde önce bu listede ismi olup olmadığına bakılıyor. Şartlara haiz ve seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, oy zarfı oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor. Geçersiz oy olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Güven, oy pusulaları sahte değildir dedi. Vatandaşa verilen zarf ve oy pusulaları filigranlı Yüksek Seçim Kurulu tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Paralardaki gibi kaldırdığınızda Yüksek Seçim Kurulu'nun ismini arkasında filigranlı olarak görebilirsiniz. Yani vatandaşa verilen, akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Zaten sahte olan oy pusulası ve zarf geçerli değildir. Onda kimsenin herhangi bir şüphesi yok. Yasak koyucu filigranlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almış ve orada bulunan sandık kurulu üyelerinin, başkan ve üyelerinin mühür basmak suretiyle ikinci kez bunu garanti altına almak istemiştir. Bu ilk kez bizim bu sefer yaptığımız bir işlem değildir. Bizden önceki dönemlerde de aynı konularda oyların sahte olmadığı veya olduğu iddia edilip ispat edilmediği sürece Yüksek Seçim Kurulu'nun ürettiği oylar bu şekilde kullanıldığında geçerli olduğu yolunda çok sayıda kararlar vardır. Akşam birkaç tanesinde bu şekilde anlattım. Biz bu kararı sandıklar açılmaya başladığında sonuçlar sisteme girmeden, yani kimsenin kafasına bir şey takılmadan evet veya hayır lehine veya aleyhine bu şekildeki oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik. Sonra karar verseydik belki tartışmalar olurdu. Filancanın filancanın lehine denilebilirdi. Ancak biz sandıklar açılmaya başladığında böyle bir sıkıntı doğduğunda anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmem adına aldık. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bileceğiz. Bir soru daha gelmişti. Biz şu an itibariyle 1000 midir, 5000 midir, 10.000 midir, 20.000 midir gerçekten bilmiyoruz. Bunlar itiraz üzerine yeniden geldiğinde gelir mi gelmez mi onu da bilemiyorum. Bir bakılır. Şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle bir oy var onu bilmemiz de mümkün değil. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür bu şekilde basıldı. Gerçek şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanılan oy, biz bu oyları geçerli saydık. Hadise budur.